Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hüccet ibnil hasen salavatüke aleyhi ve ala abaih fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafizen ve qaiden ve nasira ve delilen ve ayna hatta tuskinehu erzeke teva ve tumetti'ehu fiha tevila bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikina ve erşidna vahdina. Toplu yaşamak zorunda olan insanın toplu yaşam ihtiyaçlarının hepsinin karşılanması gerekir. Peki bunu kim karşılayacak? Bunu devlet karşılayacak. Devlet ne demektir? Devlet yani toplum demektir. Toplum bir devlet oluşturmuştur. İçlerinden bir tanesini seçmiştir. Ve o insana yetkiler vermiştir. O insana para vermiştir. Ve demiştir ki sen bizim ihtiyaçlarımızı karşıla, toplu ihtiyaçlarımızı karşıla. Yani bize su getir, bize yol getir, bize enerji getir, bizim sağlık sistemimiz için bina yap, içine doktor getir, çocuklarımız okusun diye okul yap, İçine öğretmen koy, onlara kitap bastır, bu gibi bütün işler. Bizi koru, korumak için silah al, para ile asker topla. İşte bu devlettir. Bu yetkiyi biz verdik. Yani biz insanlar birilerini seçerek bu şekil yaptık. Buna devlet denilir. Toplu yaşayan tüm canlılarda bu mekanizma vardır arkadaşlar. Yabani hayatta biraz daha azı vardır ama biz insanlar akıl sahibi olduğumuz için, çevreyi değiştirebildiğimiz için biraz daha ileri düzeydeyiz. Ama bütün canlılarda bu olay vardır. Toplu yaşayan canlılarda bir tane lider seçilir. O lider grubu hem korur, hem o grubun yiyeceğini temin için harekete geçer. Öncülük eder. Hem grubun içindeki hiyerarşiyi korur. Onu düzenini sağlar. Evet, ama insanlarda akıl olduğu için insan bunu bir adım daha ileriye götürmüştür. Ve devlet kurmuştur. O zaman devlet kurma olayı mantıklı bir olaydır. Ve Allah da bu işe karşı çıkmamıştır. Din de bu işe karşı çıkmamıştır. İnsanın gereksinimidir bu. Peygamber Efendimiz de, diğer peygamberler de, özellikle Peygamber Efendimiz devlet kurmuştur. İslam devleti kurmuştur. Medine'ye geldikten sonra devletini kurdu. Düzenli ordu hazırladı. Nüfus sayımını yaptı. Ve şehrin bir merkez devleti olması için gerekli olan her şeyi yapmıştır. Buna da para gerekiyor. Gider gerekiyor. Bu gideri de Allah emretmiştir. Halktan toplanmıştır bu gider. Bu giderin bazen zekat, bazen humus, bazen fidye. Fidye denilen şey nedir? Önemli bir savaşta veyahut da bir durumda esir alınır. O esir takas edilir, para alınır. Veyahut da cizye. Cizye nedir?
İslam devletinde gayrimüslim yaşıyorsa eğer, o gayrimüslimin canının, malının emniyette olması için o gayrimüslim, Müslümanların dışında farklı bir korunma vergisi verir ve canı, malı, namusu onun korunur. Dolayısıyla oradan da bir gelir elde edilir. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri topluma aittir, toplumundur. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Buyuruyor ki, otlaklar, ateş ve su insanların ortak neyidir, malıdır. Bunu demek istiyor Hazreti Ali. Daha doğrusu bunu biz bu zamanda şöyle değerlendirebiliriz. Yer üstü ve yer altı zenginlikleri, halka aittir, insanlara aittir. Devlet oradan da bir gelir elde eder ve bu geliri ne yapar? Bu defa toplu yaşam için gerekli işlemleri yerine getirir. Yani insanın mutlu olması için ne gerekiyorsa onu yapar. Sağlık ocağı kurar, araştırma merkezleri kurar. İnsanların kültürünün geliştirilmesi için gerekli binalar yapar. Spor sisteminin geliştirilmesi için gerekli binalar yapar, hizmetler verir. Bunların hepsi devletin görevidir. Bunun için de devlet bizlerden vergi alıyor. Bunların hiçbiri İslam'a ters değildir. İslam da aynı sistemi kurmuştur zaten. Birine vergi denilir, devletin malı denilir, birine beytul mal denilir. İslam beytul mal diyor. Devlet sistemimizde, bizim Türkçe dilimizde devletin malı denilir. Ve halkın vergiden kaçmaması gerekir. Bu bir. Halk vergiden kaçarsa biraz önce söylediğimiz sistem darbe alır ve sekteye uğrar. İki, yöneticilerin de halkın emanet ettiği o vergileri adilane kullanması gerekir. Adillik neydi? Defalarca biz tanımını yaptık. Adalet, yani bir şeyi yerine teslim etmek, yerinde kullanmaya adalet denilir. Örneğin siz merdivenleri yıkarken portakal suyu kullanırsanız adaletli davranmış olur musunuz? Hayır. Veyahut da daha açık bir örneğini vereyim. Bir babayla bir oğul, çocuk 6 yaşında gittiler lokantaya. Yemek yiyecekler. İkisi de döner yiyecek. Şimdi adaletli davranalım diye o 6 yaşındaki çocuğa da 1,5 porsiyon döner ısmarlayalım. Babaya da 1,5 döner ısmarlayalım. Bu adaletli mi oldu? Hayır. O 6 yaşında çocuğun yiyeceği döner yarım porsiyondur. Bir porsiyon bile değildir belki de. Babada yiyeceği porsiyon 1,5 porsiyondur örneğin. Eğer böyle yaparsanız adil olmuş olursunuz. Yoksa herkese aynı eşit miktarda vermek adalet değildir. Adalet ihtiyaç gereğince harcamaya denilir. Dolayısıyla yöneticilerin halkın vermiş olduğu vergileri adaletli bir şekilde, yani nerede kullanılması gerekiyorsa oraya o miktarca harcaması gerekir ki adaletli olunsun. Tabii bu konuya devlet ve toplum konusuna yeni girdik. Konu hakkında teferruatlı bilgiler vereceğiz. Hazreti Ali o kadar hassas davranmıştır ki bu konuya. Hazreti Ali'nin başına gelen bütün belalar bu adaleti yüzünden olmuştur.
İbni Abil Hadid denilen ünlü bir yazar şöyle diyor. Diyor ki Gutila Aliyun bi adlihi. Ali adaletin yüzünden öldürüldü. Hazreti Ali hassastı bu konuya. Kendisi de yöneticiydi ve kendisi yönetici olduğunda 5 yıl yöneticilik yapmıştır ve 3 tane savaş çıkmıştır. Niye? Çünkü Hazreti Ali adalete çok önem verdi. Dolayısıyla da Hazreti Ali'nin adaletini kaldıramayıp kendilerine fazla hak isteyen, adaletsiz davranmasını isteyen insanlar savaşa açtılar. Örneğin Muaviye Sıffin Savaşı'nı açtı. Talha Zübeyir Cemel Savaşı'nı açtı. Hariciler savaşını açtı. Adaletinin yüzünden. İnsanlar yöneticiden kendi hakları olmayanı istiyor. Genelde böyledir. Kişi devletin malını kendi şahsı için daha çok kullanılmasını ister. Nefis bunu ister. Onun içindir zaten herkes kendi adamını seçmek istiyor. Onun içindir zaten insanlar kişi seçerken ehlini değil de adamını seçmek istiyor. Çünkü seçildikten sonra bu insandan gayri meşru faydalanacaktır. Hazreti Ali işin böyle olmaması gerektiğini söylüyor. Dinimiz işin böyle olmaması gerektiğini söylüyor. Neden insanlar seçimde bu kadar para harcıyor? Kişi seçilecek bir adam için kendisi bol keseden para harcıyor. Sen niye harcıyorsun? Seçilecek o adamdır. Çünkü bu adam biliyor ki bu adam seçildikten sonra harcadığının 10 katını bu adamdan geri alacak. Peki nasıl alacak? Adam cebinden mi verecek? Hayır. O adam devletin bir mekanizmasında yer alacaktır. Seçilen adam. Devletin imkanları bu adamın eline geçecektir. Ve halka ulaştırılması gereken hizmetten kesilerek onu o makama gelmesini sağlayan insana aktılacaktır. Buna da dinimiz karşı çıkmıştır. Diyor ki devletin malını hiç kimse şahsına kullanamaz. Veyahut da kişi başka şahıslara kullandıramaz. Kendisi kullanmayabilir bazen. Ama başkasına da kullandıramazsın. Bu iş böyledir. Dolayısıyla da devletin aracını kendi şahsi işine kullandıramazsın. Devletin elektriğini kendi şahsına kullandıramazsın. Bakınız Hazreti Ali ne kadar hassas davranıyor. Yöneticilere yazmış olduğu bir mektubunda Hazreti Ali diyor ki, kaleminizin ucunu sivriltin. Niye? Eskiden mürekkeple yazılırdı. Örneğin kalemler kamıştan olurdu. Ucu böyle yontulurdu. Mürekkebe batırılırdı o kalem, o kalemle yazılırdı. Şimdi kalemin ucu kalın olursa mürekkebi de çok alacaktır. Bu iş böyledir. Şu kalın yazması için mürekkep de çok alınması gerekir ki kalın yazılacaktır. Hazreti Ali buyuruyor ki kaleminizin ucunu inceltin. Yani her mürekkebe daldırdığınızda az mürekkep alsın. Dahası var. Satırlarınızı aralıklı bırakmayın. Kısa tutun satırlarınızı. Yani kağıdı israf etmeyin. Yazacağınız şeyi siz güzel yazarsanız
iki kağıt yerine bir kağıt kullanırsınız. Satır aralıklarını fazla tutmayınız. Cümleleri kısa tutun. Gereksiz cümle kullanmayın. Kullanıp kağıdı boşa harcamayın. Şimdi bunu kime diyor? Bunu bir yöneticiye diyor. Yani devletin başındaki adama ne kadar hassas ve bizim belki de gözümüze bile gelmeyecek, aklımıza bile gelmeyecek. Hatta Hazreti Ali'nin bu sözünü duyan bazıları saçmalık diye de adledebilir. De ki ne saçmalığa bak yani. Bununla mı uğraşacağız? Şimdi böyle bir zihniyette insan, böyle hassas bir konuyu ele alan bir insan daha fazlasını devletin, daha fazla malını insanlara yedirir mi? Yedirmez. Dolayısıyla da böyle Ali ister istemez muhalefeti çok olacaktır. Hazreti Ali başa geldiğinde Cemal Savaşı niye çıktı biliyor musunuz? Hazreti Ali başa geldiğinde Talha ve Zübeyir geldiler, dediler ki ya Ali tebrik ederiz. Allah hayırlı mübarek etsin, halife oldun. Dediler ki bize de bir görev verirsen memnuniyetle kabul ederiz. Biz de bu dine, bu İslam devletine hizmet etmekten gurur duyarız, şeref duyarız. Hazreti Ali buyurdu hay hay. Biri Basra, biri de Mısır valiliğini istedi. Hazreti Ali yazdı, verdi onlara. Fermanı verdi, dedi alın, gidin. Hükmünüzü sürün orada. Vali olarak atadı. Teşekkür ettiler, dediler Ali. Teşekkür ederiz sana, çok sağ ol. Hazreti Ali dedi, kağıtları alabilir miyim? Aldı, yırttı. Attı çöpe. Ali niye yırttın? Hazreti Ali buyurdu ki siz bir sorumluluk aldınız. Benim size teşekkür etmem lazım. Yani benim yükümü siz hafiflettiniz. Kufe'yi de yönetmek, Mısır'ı da, Basra'yı da, Irak'ı da yönetmek benim görevim. Ve siz bana yardım ediyorsunuz. Diyorsunuz ya Ali yükünü azaltalım. Benim size teşekkür etmem gereken siz niye bana teşekkür ediyorsunuz? O zaman oradan bir çıkarınız vardır. Ki siz teşekkür ediyorsunuz. Dolayısıyla ben bu işe razı değilim. Oradan ayrılan Talha ve Zübeyir, peygamberin hanımı Ayşe'yi tahrik ederek Hazreti Ali'ye Camel Savaşı'nı açtılar. Evet, bizden istenen budur. Devlet şarttır. Devletin yönetilmesi için vergi şarttır. İnsanların vergiden kaçmaması gerekir. Yönetici şarttır. Seçim şarttır. Ama yöneticinin dikkatli davranması gerekir. Devletin şahsi malını kesinlikle birilerine yedirtmemesi gerekir. Ne kendi menfaatleri ne de bir başkasının menfaati için bunu kullanmaması gerekir. Umumun yani halkın genelinin kullanabileceği bir şekilde bunu yapması gereklidir. Konunun teferruatı inşallah ilerleyen konuşmalarımızda gelecektir. Nerede, nasıl davranılması gerekir diye. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.